Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlerle 3D yayınlarının hazırlamış olduğu TYT Türkiye Geneli Deneme Sınavının tarihi sorularını çözeceğiz. Ve deneme hakkında değerlendirmelerde bulunacağız. Buradan 3D yayınlarına teşekkürlerimizi gönderiyor. Sevgilerimizi sunuyoruz. Hazırsanız ilk sorumuzdan başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. Bakalım ne diyor hocam? Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakıyoruz. Uygurların beyi olan İlteber, 627'de 100 bin kişilik Göktürk ordusuna ordusunu mağlup ederek büyük bir itibar kazandı. Çin kaynakları İlteber'den şöyle bahseder: "Mükemmel harp planları yapardı. Savaşta askerin önüne geçerek hücum ederdi ve az askerle çok iş başarırdı. Şimdi bu metinle harekette, bu sözden harekette bizim yorum üretmemiz lazım. İlk öncüle baktığımızda İlteber'in güçlü bir askeri düzen oluşturduğuna, bunu nereden çıkaracağız değerli arkadaşlarım? Mükemmel harp. Planları diyor değil mi değerli arkadaşlarım? Bundan ulaşabiliriz. Çin kaynaklarından yararlanılarak Türkler hakkında bilgi sahibi olundu. Ne diyor? Çin kaynakları ilteberden şöyle bahseder diyor. Biliyorsunuz ki Türkler yazıyı geç kullandıkları için e, Türkler hakkındaki kaynaklara genelde Çinlilerden ulaşıyorduk. O yüzden zaten burada da belirtiliyor. Konar Göçer yaşamın savaşçılık özelliğini geliştirdiği. Konar Göçer yaşam tarzı ile alakalı bir durum olmadığı için 3. öncülü almıyoruz değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. 2. soruya gidiyoruz. İkinci sorumuz Türkiye Selçuklu tarihinden. Verilen bilgilere bakılarak Süleyman Şah dönemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ne diyor? Verilen bilgilere göre diyor. Yani yazar bizden neyi istemiş dışına çıkma diyor. Anlaştık mı? Dikkat et. Bakalım. Alparslan döneminden itibaren fethedilen yer fethedinin malıdır anlayışı doğrultusunda hareket eden Büyük Selçuklu Hanedan üyelerinden Süleyman Şah, İzlik merkezli Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurmuştur. Süleyman Şah öncelikle Anadolu'ya yönelmek yerine iç isyanlar, taat kavgaları ve dış baskılarıyla uğraşan Bizans üzerine gitmeyi tercih etmiştir. Bizans ile yapılan mücadeleler sonrasında Boğazlar'ın kontrolünü denetim altına almış ve Boğazlar'dan geçen gemilerden gümrük vergisi almaya başlamıştır. Bakıyoruz şimdi. Geleneksel Türk devlet yönetimi anlayışının devam ettirildiği. Biz bunu nereden çıkaracağız? Fethedilen yer fethedenin malıdır. Biz buna geleneksel Türk anlayışı yani kılıç hakkı diyoruz. Doğrudur. Ekonomik getirisi olan fethi hareketlerinde bulunulduğu ne diyor değerli arkadaşlarım? Boğazların kontrolünü denetim altına almış ve boğazlardan geçen gemilerden gümrük vergisi almış diyor. Tamam. Planlı bir fetih politikası, politikası, ile sınırlar genişletilmeye çalışılmış. Ne yapıyor? Anadolu'ya gitmek yerine Bizans'tan faydalanıyor. Çünkü Bizans iç karmaşa içinde. Tamamdır. Bizans'ın Türkiye Selçuklu Devleti'nin siyasi hakimiyetini kabul etti. Sorarım size. Öyle bir şey var mı burada? Bizans'ın Türkiye Selçuklu Devleti'nin siyasi hakimiyetini tanıdığı ile alakalı bir şey var mı? Bir sözleşme var mı? Bir antlaşma var mı? Hayır. Yok. Jeopolitik öneme sahip bir bölgenin kontrol altına alındı. İznik'ten bahsediyorlar. Cevabımız Eşek bu kadar. Üçüncü soruya gidelim. Hadi bakalım. Üçüncü sorumuz Osmanlı tarihinden bu bilgilere bakılarak sözü verilen dönem ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini oluşturamaz? Anladık değil mi? Osman Gazi döneminde tüm Anadolu Türkmen beyleri Selçuklu Sultanının bir meşhurla atadığı beyler durumundaydılar. Ve onlardan hiçbiri sultan unvanını almaya cesaret edemezdi. Böyle bir hareket meşru hükümdara Selçuklu Sultanına ve İlhanlılara karşı isyan anlamına gelirdi. Şimdi sevgili arkadaşlarım Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sürdürüldü. Bakın unutmayın ekstra bilgi vereceğim sizlere. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yolunda ilk adımı kim atacaktır? Orhan Bey atacaktır. Dikkat dikkat. Ve ayrıca diğer önemli bir bilgi sultan unvanını kullanan İlk Osmanlı padişahı da Orhan Bey'dir. Bizden sadece Osman Bey istediği için cevaba hemen ulaşabiliyoruz. Osman Gazi'nin Selçuklu siyasi üstünlüğünü kabul etti. Doğru mudur değerli arkadaşlarım? Doğrudur. Çünkü burada Sultan unvanını kullanamıyor. Selçuklu Devleti'nin siyasi varlığını devam ettiği doğru devam ediyor. Selçuklu Sultanına ve İlhanlılara karşı diyor zaten. İlhanlı Moğollarının Anadolu'da denetim kurduğu İlhanlılar. Burada zaten Türkiye Selçuklu'yu da himaye etmişler. Sultan Uvanlı'nın bağımsızlık alameti olarak gördü ne diyor? Sultan unvanını almaya cesaret edemezdi diyor. Böyle bir hareket isyan anlamı taşırdı. Cevabımız Ayşık'ı unutma. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yolunda ilk adımı Orhan Bey atmış ve Kalesi beyliğini Osmanlı topraklarına katmıştır. Ekstra bilgi olsun sizlere. Dördüncü sorumuza geldik. Milli mücadele hazırlık dönemi Mustafa Kemal'in bu sözlerinden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasındaki süreci şu şekilde değerlendiriyor. Okuyoruz. Genel savaştan sonra imza edilen ateşkes sonucunda ülkemizin büyük bir kısmı elden gittikten başka vatanımızın önemli parçaları da düşman orduları tarafından işgal edilmiştir. Ordumuzun silahları ve cephanesi yabancılar tarafından toplanarak ülke dışına sevk ediliyor ve denize atılıyordu. Kökleri insanlık tarihinin derinliklerinde bulunan Türk milletinin son ve tek bağımsız devleti yıkılıyordu. Osmanlı'dan bahsediliyor. Sivil arkadaşlarım öncelikle burada yine ekstra bilgi vereceğim sizlere. Osmanlı toprakları işgale Açık hale gelmiş mi? Gelmiş. Ülkemizin büyük bir kısmı elden gittikten başka vatanımızın önemli parçaları da düşman oğulları tarafından işgal edilmiştir diyor. Osmanlı Devleti'nin resmen sona erdi. ekstra bilgileri veriyorum beni can kulağıyla dinleyin. Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması ile resmen değil fiilen sona ermiştir. Anlaştık mı? Unutma bunu. Mondros Ateşkes Antlaşması'yla fiilen, Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla hukuken, saltanatın kaldırılmasıyla resmen sona ermiştir. İki olan öncülleri çıkar. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın, Mondros Ateşkesi'nin Osmanlı bağımsızlığına ters düştü. Doğru mudur değerli arkadaşlarım? Doğrudur. Ordumuzun silahları ve cephanesi yabancılar tarafından toplanarak ülke dışına sevk ediliyor diyor. Bundan çıkarabiliriz. Cevabımız. Çeşitli. Beşinci sorumuza gidelim. Beşinci sorumuz. Milli mücadele dönemiyle ilgili verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki algılardan hangisine ulaşılamaz. Dikkat ediyorsun değil mi? Okuyalım. Aşağıda Urfa diline öncülük eden 12'lerin Fransız işgal komutanına gönderdiği notadan bir bölüm yer almaktadır. Biz Urfa sancağı halkı barışsever insanlarız. Bin yıldan beri bu topraklarda hür olarak yaşıyoruz. Topraklarımıza göz dikenleri hep pişman etmişizdir. Şimdiye dek sizin buraya belli bir süre için geldiğinizi sanıyorduk. Fakat bayraklarımızı indirmeniz sizin Urfa'yı işgal niyetinde olduğunuzu gösteriyor. Bu kötü niyetinizi gördük ve biz Urfalılar sizi bu topraklardan atmak için bütün gücümüzle çalışmaya emin ettik. Biz 12 kişi Bizi 12 kişi sanıyorsunuz. Oysa ki bu rakam gerçek sayımızın yanında çok küçük kalır. Zira Urfalılar sizleri buradan çıkarmaya 7'den 70'e kadar yemin etmişlerdir güzel bir yorum yapmamız lazım. Ya Allah. Ulusal egemenlik. Bismillahirrahmanirrahim. Ekstra bilgiyi veriyorum. Hazır mısın? Eğer ortada bir direniş söz konusuysa. Bakın bir direniş söz konusuysa bu bizi ulus egemenliğine değil ulus bağımsızlığına götürür. Cevaba ulaştık. Emperyalist politikalara karşı çıkıldı. Hocam emperyalist ne demek? Emperyalist yayılma politikası demek. Kime karşı çıkılmış? Fransa'ya karşı. İşgallere karşı bölgesel direniş amaçlandı. Doğru mudur değerli arkadaşlarım? Doğrudur. Bu kötü niyetinizi gördük. Ve biz Urfalılar sizi bu topraklardan atmak için bütün gücümüzle çalışmaya emin ettik diyor. Tarihi başarılara vurgu yapılarak düşmana gözdağı verildi. Diyor ki topraklarımıza göz dikenleri hep pişman etmişizdir. Güneyde Fransızlara karşı mücadele edildi. Zaten kime gönderiliyor? Fransızlara. Cevabımız aşık. Sevgili arkadaşlarım sorular nasıldı sizce? Ben soruları çok beğendim. Gerçekten sorular sınava uygun bir şekilde hazırlanmış. Tüm TYT Türkiye geneli deneme sınavlarından bahsedecek olursak. Bunu 3D yayınları için söylüyoruz bu arada. 3D yayınları sevgili arkadaşlarım Türkiye geneli deneme sınavlarında çok başarılı. Hem soru bankaları hem denemeler gerçekten çok başarılı bir şekilde hazırlanıyor. O yüzden yazarlarımıza buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Ben soruları çok beğendim. Genel bir değerlendirme yapacak olursak eğer bence e, çoğu öğrencim 5'te 5 beş yapmıştır. Tekrardan 3D yayınlarına teşekkürlerimizi gönderiyor. Sevgilerimizi sunuyoruz. Sorular gerçekten sınava hazır bir şekilde. Sınava uygun bir şekilde hazırlanmış. E, ve dikkat edilen nokta soru dağılımına göre hareket edilmiş işte değerli arkadaşlarım. Çünkü ÖSYM son 5 yılda bu konulardan seçiyor. Buna da dikkat etmeniz lazım. Anlaştık mı? Bu sorulara dikkat ederek çalışmalarınızı sürdürün. ÖSYM son 5 yılda buradan hareket ediyor. Bu konulardan, bu sorulardan hareket ediyor değerli arkadaşlarım. Gerçekten çok güzel sorular. İlerleyen zamanlarda soru paylaşımına devam edeceğiz. Umarım işinize yaramıştır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.